Hepinize merhabalar. Bugün sizlere tarihin en eski ve en gizemli uygarlıklarından biri olan Hititler hakkında 10 şaşırtıcı gerçekten bahsedeceğim. Hititler, M.Ö. 18. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar Anadolu'da hüküm sürmüş bir imparatorluktu. Peki bu eski uygarlık hakkında neler biliyoruz? İşte karşınızda Hititler hakkında 10 şaşırtıcı gerçek. Videoya geçmeden önce sizlere bir hatırlatmam var. Bir ay içerisinde 10.000 aboneye ulaşma challenge başlattık. Sizler de bu zor görünen fakat bir tık uzağınızda bulunan abone ol butonuna basarak bize destek olursanız ilerleyen zamanlarda kanalımızda sizlere özel sürprizlerimiz olacak. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Bir numara. Hititler dünyanın ilk yazılı antlaşmasını yapmışlardır. M.Ö. 1259 yılında Hitit kralı 3. Hattuşeli ile Mısır firavunu 2. Ramses arasında Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma iki devlet arasındaki savaşı sona erdirmiş ve sınırları belirlemiştir. Antlaşmanın orijinal metni hem Akatça hem de Mısırca olarak yazılmıştır. Antlaşmanın bir kopyası bugün Birleşmiş Milletler binasında sergilenmektedir. Kadeş Antlaşması hem barış hem de ittifak antlaşması olarak nitelendirilebilir. Antlaşma iki devlet arasında karşılıklı saygı, dostluk ve yardımlaşma taahhüdü içermektedir. Antlaşma ayrıca iki devlet arasında sınır ihlalleri, kaçakçılık, siyasi sığınmacılar ve casusluk gibi konularda da hükümler getirmiştir. Kadeş Antlaşması M.Ö. 1274 yılında Kadeş kentinde yapılan büyük bir savaşın ardından imzalanmıştır. Bu savaş tarihin ilk kaydedilen tank savaşı olarak bilinmektedir. Savaşta Hitit ve Mısır orduları savaş arabalarıyla birbirleriyle çarpışmışlardır. Savaş taktiksel bir başarı olmasına rağmen stratejik bir sonuç vermemiştir. Her iki taraf da kendi zaferlerini ilan etmiş ancak hiçbirisi toprak kazanamamıştır. Kadeş Antlaşması hem Hitit hem de Mısır kaynaklarında detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Antlaşmanın metni hem Hitit başkenti Hattuşaş'ta hem de Mısır'da bulunan tapınaklarda ve anıtlarda yazılmıştır. Antlaşmanın en iyi korunmuş kopyası Karnak Tapınağı'nda bulunmaktadır. Antlaşmanın metni 19. yüzyılda keşfedilmiş ve çözümlenmiştir. 2 numara. Hititler demir işlemeyi bulan ilk uygarlıktır. Hititler demiri eritip silah ve alet yapmak için kullanmışlardır. Bu sayede komşu devletlere karşı askeri üstünlük sağlamışlardır. Hititlerin demir işleme teknolojisi M.Ö. 1200 yılında imparatorluğun çöküşüyle birlikte kaybolmuştur. Demir çağı M.Ö. 1000 yılında başlamıştır. Hititler demir işlemeyi M.Ö. 16. yüzyılda Anadolu'nun kuzeyindeki maden yataklarından demir cevheri çıkararak öğrenmişlerdir. Demir cevheri yüksek sıcaklıkta eritilerek demir elde edilmiştir. Demir, bronzdan daha sert ve dayanıklı bir metaldir. Hititler demir işleme teknolojisini hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanmışlardır. Demir, tarım aletleri, çivi, mızrak, kılıç, bıçak, balta, ok, zırh, miğfer ve savaş arabası gibi eşyaların yapımında kullanılmıştır. Demir silahlar Hitit ordusunun gücünü arttırmıştır. Hititler demir işleme teknolojisini bir devlet sırrı olarak saklamışlardır. Demir işleme teknolojisi sadece kraliyet ailesi ve saray çevresi tarafından bilinmekteydi. Demir işleyen ustalar kralın koruması altında yaşamakta ve çalışmaktaydı. Demir işleme teknolojisi diğer devletlere veya halklara aktarılmamıştır. 3 numara. Hititler çok tanrılı bir din anlayışına sahiptiler. Hititler binlerce tanrı ve tanrıçaya tapıyorlardı. Bu tanrılar hem Hitit hem de çeşitli Anadolu halklarının kültürlerinden gelmekteydi. Hititlerin en önemli tanrıları gök tanrısı Teshub, güneş tanrıçası Hebat, fırtına tanrısı Tarhunt ve yeraltı tanrısı Nergal'iydi. Hititler tanrılarını kurban sunmak, dua etmek ve bayram kutlamak için tapınaklar inşa etmişlerdir. Hititler tanrılarını doğa olayları, hayvanlar, bitkiler, yerler ve soyut kavramlarla ilişkilendirmişlerdir. Örneğin Teshub'un sembolü boğa, Hebat'ın sembolü aslan, Tarhunt'un sembolü yıldırım, Nergal'in sembolü asaydı. Hititler tanrılarının insan biçiminde olduğuna inanıyorlardı. Tanrılar hem erkek hem de kadın olabiliyorlardı. Tanrılar ayrıca evleniyor, çocuk sahibi oluyor, savaşıyor ve barışıyorlardı. Hititler tanrılarına tapınmak için açık hava tapınakları, kutsal kaynaklar, dağlar ve kayalıklar gibi yerleri kullanmışlardır. Tapınaklar hem dinsel hem de ekonomik merkezler olarak işlev görmüştür. Tapınaklarda tanrı heykelleri, sunaklar, depolar, kütüphaneler ve rahip odaları bulunmaktaydı. Tapınaklarda tanrılara hayvan kurbanları sunuluyor,
dua ediliyor, bayram kutlanıyor ve tanrı heykellerine giysi giydiriliyordu. Hititler tanrılarıyla iletişim kurmak için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Bunlardan biri falcılıktır. Hititler hayvanların iç organlarını, kuşların uçuşunu, rüyaları ve yıldızları yorumlayarak tanrıların iradesini anlamaya çalışıyorlardı. Bir diğeri büyüydü. Hititler hastalıkları, düşmanları ve kötü ruhları uzaklaştırmak için büyü yaparlardı. Büyü yapmak için bitkiler, hayvan parçaları, metaller, taşlar ve insan saçı gibi malzemeler kullanıyorlardı. 4 numara. Hititler sanat ve edebiyatta da başarılıydılar. Taş, metal, ahşap ve fil dişi gibi malzemeleri kullanarak heykel, rölyef, takı, silah ve mühür gibi eserler yaratmışlardır. Hitit sanatı hem Asur hem de Mısır etkisini yansıtmaktadır. Hititler ayrıca çivi yazısıyla yazılmış binlerce kil tablet bırakmışlardır. Bu tabletler Hitit tarihi, hukuku, dini, mitolojisi, edebiyatı ve günlük yaşamı hakkında bilgi vermektedir. Hititlerin yaptığı heykeller genellikle tanrı, tanrıça, kral, kraliçe, aslan, boğa ve sphinx gibi figürleri tasvir etmektedir. Heykeller taştan, metalden veya ahşaptan oyularak yapılmıştır. Bazı heykeller fil dişi, altın, gümüş, tunç ve demir gibi değerli malzemelerle süslenmiştir. Hitit heykelleri hem gerçekçi hem de stilize özellikler taşımaktadır. Hitit heykellerinin en ünlü örnekleri Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenen Boğazköy Sphinx'i ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen İvrizkaya anıtıdır. Hititlerin yaptığı rölyefler genellikle kayalara oyularak veya duvarlara yapıştırılarak yapılmıştır. Rölyefler dini, askeri, siyasi ve kültürel sahneleri anlatmaktadır. Rölyefler hem Asur hem de Mısır sanatının etkisini göstermektedir. Rölyefler renkli boyalarla boyanmıştır. Hitit rölyeflerinin en ünlü örnekleri Çorum'da bulunan Yazılı Kaya Kaya Tapınağı ve Niğde'de bulunan Fraktin Kaya anıtıdır. Hititlerin yaptığı takılar genellikle altın, gümüş, tunç ve boncuk gibi malzemelerden yapılmıştır. Takılar kolye, küpe, toka ve mühür gibi çeşitli şekillerde yapılmıştır. Takılar hem süs hem de sembolik amaçlarla kullanılmıştır. Takılar geometrik, bitkisel, hayvansal ve insan figürleriyle bezelidir. Hitit takılarının en ünlü örnekleri Çorum'da bulunan Alacahöyük mezarları ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen Güneş Kursu'dur. Hititler çok dilli ve çok kültürlü bir imparatorluktu. Hititler Anadolu'nun yanı sıra Suriye, Lübnan, Filistin ve İran bazı bölgelerini de fethetmişlerdir. Bu bölgelerde yaşayan farklı halklarla ticaret, siyaset ve kültür alışverişi yapmışlardır. Hititler kendi dilleri olan Hititçenin yanı sıra Akatça, Sümerce, Hurri, Luvi, Hatti, Pala ve diğer dilleri de konuşmuş, aynı zamanda yazmışlardır. Hititçe, Hint-Avrupa dil ailesine ait en eski yazılı belgeleri bırakan dildir. Hititçe, çivi yazısıyla yazılmış kil tabletlerde korunmuştur. Hititçe, Anadolu dilleri adı verilen bir dil grubunun üyesidir. Bu dil grubunda Luvi, Pala, Lidi ve Lidya dilleri de yer almaktadır. Akatça, Sami dil ailesine ait bir dildir. Akatça, Mezopotamya'da konuşulan en eski dildir. Akatça, Asur ve Babil uygarlıklarının resmi diliydi. Akatça, çivi yazısıyla yazılmıştır. Hititler Akatça'yı diplomatik yazışmalarda ve ticarette kullanmışlardır. Sümerce, dil bilimciler tarafından izole bir dil olarak kabul edilen bir dildir. Sümerce, Mezopotamya'da konuşulan en eski dildir. Sümerce, çivi yazısıyla yazılmıştır. Sümerce, Mezopotamya'daki diğer dilleri de etkilemiştir. Hititler Sümerce'yi dini metinlerde ve kültürel terimlerde kullanmışlardır. Hurri, Hurri-Urartu dil ailesine ait bir dildir. Hurri, Anadolu, Suriye ve Mezopotamya'da konuşulan bir dildir. Hititler Hurri'yi Mitanni Devleti ile ilişkilerde kullanmışlardır. Hatti, Anadolu'da konuşulan en eski dildir. Hatti, Hititlerin coğrafi, botanik ve zoolojik terimlerini etkilemiştir. Hititler Hatti'yi Hattilerle ilişkilerde kullanmışlardır. Burada kısa bir not ekliyorum. Hatti yerine Proto-Hitit tabiri kullanıldığı takdirde Hititlerin Hattilerden geldiği izlenimi ortaya çıkar. Oysa söz konusu iki halk birbirinden dil ve ırk bakımından tamamıyla ayrıdır. 6 numara. Hititler kadınlara saygı duyan ve onlara haklar tanıyan bir uygarlıktı. Hitit kadınları erkeklerle eşit haklara sahiptiler. Kadınlar hem ev işleri hem de tarım, ticaret, sanat ve din gibi alanlarda çalışabiliyorlardı. Kadınlar kendi mal varlıklarını yönetebiliyor, boşanma ve miras hakkına sahip olabiliyorlardı. Hitit kraliçeleri kralın eşi ve ortağı olarak önemli bir rol oynuyor, devlet işlerine katılıyor
diplomatik ilişkiler kuruyor ve tanrıçalara tapınıyorlardı. Hitit kadınlarının saygınlığı ve gücü, Hitit öncesi Anadolu toplumlarında kadının verimliliği ve doğurganlığı simgelemesiyle ilgilidir. Anadolu'da anaerkil bir toplum yapısı oluşmuş, kadınlar tanrılaştırılmıştır. Hititler Anadolu'ya geldiklerinde bu kültürü benimsemiş ve kadınlarına hak ettiği değeri vermişlerdir. Hitit kadınları erkeklerle eşitlik ilkesine göre yaşamış, aile ve toplum hayatında önemli bir yere sahip olmuşlardır. Hitit kadınları evlilik, boşanma, miras, ceza ve ticaret gibi konularda kanunlarla korunmuşlardır. Hitit kanunlarında kadın ve erkek arasında ayrım yapılmamış, suçlulara eşit muamele edilmiştir. Evlilikte erkek kız tarafına başlık parası verirken kız da çeyiz getirirdi. Bu kadının satın alınması değil, caydığı takdirde kız tarafının elinde bir teminat olması içindi. Kadınlar evlendikten sonra da kendi mal varlıklarını yönetebilir, boşanma hakkına sahip olabilirlerdi. Boşanma durumunda kadın kocasının malından pay alır, çocuklarını da yanına alabilirdi. Kadınlar kendi adlarına ticaret yapabilirler, borç alıp verebilirler, sözleşme imzalayabilirlerdi. Hitit kadınları tarihin en saygın ve güçlü kadınlarından biri olan Puduhepa gibi örnek kişilikler çıkarmışlardır. Puduhepa, 3. Hattuşili'nin eşi ve ortağı olarak Hitit İmparatorluğu'nun en parlak dönemini yaşamıştır. Puduhepa devlet yönetiminde aktif rol oynamış, Mısır, Babil, Asur gibi devletlerle barışçıl ilişkiler kurmuş, Kadeş Antlaşması'nı imzalamıştır. Puduhepa, tanrılara ve insanlara karşı adaletli ve merhametli davranmış, halkın sevgisini kazanmıştır. 7 numara. Hititler tarihin ilk kütüphanesini kurmuşlardır. Hitit başkenti Hattuşaş'ta bulunan kütüphane yaklaşık 30 bin kil tabletten oluşmaktaydı. Bu tabletler Hititlerin bilim, tarih, hukuk, din, edebiyat ve coğrafya gibi alanlardaki bilgilerini içermekteydi. Kütüphane M.Ö. 1200 yılında imparatorluğun çöküşüyle birlikte terk edilmiş ve tabletler yüzyıllarca toprak altında kalmıştır. Tabletler 20. yüzyılın başlarında arkeologlar tarafından keşfedilmiş ve çözümlenmiştir. Hitit Kütüphanesi, Hititlerin yazı sistemini, dilini, kültürünü, tarihini ve dünya görüşünü yansıtan çok değerli bir kaynaktır. Hititler çivi yazısını kullanarak kil tabletler üzerine yazmışlardır. Hititler çok dilli ve çok kültürlü bir imparatorluk oldukları için farklı dilleri ve kültürleri de kütüphanede yer vermişlerdir. 8 numara. Hititler tarihin ilk şifreli mesajlarını göndermişlerdir. Hititler düşmanlarının casusluk yapmasını önlemek için bazı mesajlarını şifreli olarak yazmışlardır. Bu şifreler harfleri veya heceleri değiştirmek, anlamsız kelimeler eklemek, sözcük sırasını karıştırmak veya gizli anlamlar taşıyan semboller kullanmak gibi yöntemlerle oluşturulmuştur. Hitit şifreleri bugün dahi tam olarak çözülememiştir. Hitit şifreleri, Hititlerin yazı sistemini, dilini ve kültürünü anlamak için önemli birer kaynaktır. 9 numara. Hititler tarihin ilk korsanlarıyla savaşmışlardır. M.Ö. 13. yüzyılda Akdeniz'de bir grup denizci Anadolu, Suriye, Mısır ve Yunanistan'ın kıyı şehirlerine saldırmıştır. Bu denizciler deniz kavimleri olarak adlandırılmıştır. Kim oldukları ve nereden geldikleri tam olarak bilinmemektedir. Hititler deniz kavimlerine karşı savaşmış ancak başarılı olamamışlardır. Deniz kavimleri Hitit İmparatorluğu'nun çöküşüne neden olan faktörlerden biri olmuştur. Deniz kavimleri Tunç Çağı'nın sonlarında Doğu Akdeniz'de büyük bir istila hareketine girişmişlerdir. Bu istila hareketi Bronz Çağı çöküşüne yol açmış ve bölgedeki pek çok medeniyeti yıkmıştır. Deniz kavimlerinin kimlikleri ve kökenleri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklar onları Dorlar, Akalar, Peleşetler, Şardanalar, Danunalar ve Şekeleşler gibi farklı isimlerle anmaktadır. Bazı teorilere göre onların göç etmelerinin nedenleri arasında iklim değişikliği, kuraklık, ticari rekabet, savaş ve doğal afetler gibi faktörler sayılabilir. Deniz kavimleri M.Ö. 13. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Doğu Akdeniz'deki kıyı şehirlerine saldırmaya başlamışlardır. Bu saldırılar M.Ö. 12. yüzyılın ilk yarısında en yoğun dönemine ulaşmıştır. Deniz kavimleri Anadolu'da Hitit İmparatorluğunu, Suriye'de Ugarit, Amurru, Karkamış gibi krallıkları, Filistin'de Kanaanlıları, Yunanistan'da Mikan uygarlığını yıkmış veya zayıflatmışlardır. 10 numara. Hititler tarihin ilk süper güçlerinden biriydi. Hititler M.Ö. 14. yüzyılda Mısır, Babil, Asur ve Mitanni gibi devletlerle rekabet eden bir imparatorluk haline gelmişlerdir. Hititler büyük bir orduya, gelişmiş bir yönetim sistemine, zengin bir kültüre ve geniş bir coğrafyaya sahiptiler. Hititler
Hititler tarihte ilk kez bir imparatorluğu ikiye bölerek yönetmişlerdir. Hitit İmparatorluğu, M.Ö. 1200 yılında iç karışıklıklar, doğal afetler, salgın hastalıklar ve dış saldırılar sonucu çökmüştür. Hitit ordusu, savaş arabaları, piyadeler, okçular ve mızrakçılardan oluşuyordu. Hititler ayrıca savaş taktikleri ve diplomasi konusunda da ustalardı. Çeşitli devletlerle ittifaklar kurmuş, antlaşmalar imzalamış ve rehineler alıp vermişlerdir. Başkentleri Hattuşaş, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Hattuşaş'ta surlar, kapılar, saraylar, tapınaklar, depolar, kütüphaneler ve yeraltı tünelleri gibi yapılar bulunmaktadır. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video insan ırkı ve ilk insanlar hakkında olup 60 milyon yıl öncesini görmeyi isteyenlere önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.